100 kilogram kütleyi bulunduğu yerden 5 metre yukarıya 20 saniyede çıkarıyor. Buna göre vincin harcadığı enerji e, 10.000 jül olduğuna göre vincin verimi kaçtır diyor. Şimdi biz e, bu vince e 10.000 jüllük bir e, enerji harcatmışız. Yaptığımız iş ne kadar? Şimdi ona bakacağız. Yapılan iş e, böyle harcanan enerji de denilebilir. Alınan enerji bölü verilen enerji de diyebiliriz. Şimdi biz bu cismi ne yapmışız? Potansiyel enerji kazandırmışız. Niye? Yukarı çıkartıyoruz. Potansiyel enerji formülümüz neydi bizim? mgh. Şimdi potansiyel enerjiyi yazıyoruz. m'i kaç kilo? 100. çarpı g'miz 10 olarak alınacak dikkat edersek. çarpı h'miz de kaçmış? 5 metre yukarıya çıkartıyor. Eşittir 5. 10 kere 100 kere 10 1000 kere 5 5000 dikkat edersek. Bu ne kadarlık iş yaptı arkadaşlar? 5000 jullük iş yaptı. Biz ne kadarlık bir e, enerji vermişiz? 10.000 jul. Vincin harcadığı enerji. Bu vince, e, vincin enerjisi de bu kadar. O zaman 5000 bölü 10.000 Gitti şu sıfırlar. Şunlar gitti. 5 bölü 10 1 bölü 2 yapar. Eğer bunu yüzde cinsinden soruyorsa çarpı 100 deriz. Yani yüzdeyi bulmak için. 100 bölü 2'den 50 çıkar. Yani yüzde 50'lik bir enerji var. Zaten bu bunun iki katı dikkat ederseniz gençler. Şimdi burada e, bu tipte bir soru çıktı arkadaşlar. Geçmiş yıllarda YGS zamanında çıktı. Yine niye çıkmasın karşımıza gelebilir. Hani dikkat edeceğiz. Yapılan iş bölü harcanan enerjide olunur, alınan enerji bölü verilen enerji de olur. Bu bizim yaptığımız iş, bu da harcadığımız enerji. O zaman verimle alakalı yapılan iş bölü harcanan enerji de diyebilirsiniz verimle alakalı. Yüzde cinsinden soruyorsa da yüzde çarpıyoruz çarpı yüz diyelim. Hiçbir makinenin verimi de yüzde yüzün üstünde olamaz arkadaşlar. Yüzde yüz iki verimle çalışan bir sistem dünyada yok. Yüzde yüzlük bir sistemle de çalışan yok arkadaşlar. Biz sürtünmeleri ihmal edersek ancak yüzde yüze ulaşabiliriz. Dünya üzerinde yüzde verimden yüzde yüz verimle çalışan bir makine yok. Zaten böyle bir şey olsaydı ye, e, tükenmeyen enerji bitmeyen enerji bulup o makinayı sürekli devri daim yaptırarak e, yan gelip yatardık yani öyle söyleyelim. Yine verimden devam ediyoruz. Önemsiyoruz arkadaşlar. Verim karşımıza çıkabileceğini düşünüyoruz Çünkü %60 verimle çalışan bir araca ait alınan enerji ve verilen enerji şekildeki gibidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın %60 verim diyor değil mi? De %60. %60 böyle yazılır. Bu neydi? Alınan enerji. Bölü. Verilen enerji. Verilen enerji. enerji. Bölü verilen enerji. Biz şimdi bak alınan enerjiye ne yazmış adam? E yazmış. E bölü. Verilen enerji ne kadarmış? 500 Joule eşittir. 60 bölü 100'ü bulduk zaten yukarıdaki ifadeden. Şimdi buradan zaten adam bizim ne kadarlık aldığımız enerjiyi soruyor bu makineden. Şu iki sıfırla şu ikiyi götürürsek E eşittir. 60 kere 5. içler dışlar yaptım. E eşittir. 300 Joule'dur ders. Yanıt edelim. Güçle alakalı verimden bahsettik. Güç de karşımıza çıkabilir diye dikkat ediyoruz. Güç neydi arkadaşlar? Power. Bir işi bir adam kısa zamanda yapıyor değil mi? Work bölü time yani. Geldik diyor ki birinci katından beşinci katına çıkartacak. Bir, iki, üç, dört ve beşinci katımız var. Her bir kat arası da beş metre demiş. Beş, 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 beş. Toplam kaç metrelik bir yolumuz var? Yirmi değil mi? O zaman yapılan işi bulalım. F çarpı x bölü t yapacağız değil mi o zaman? Güç için. F'imiz kaç? 300 kilo. Bu M'i. Bunu Mg yapıp ağırlığa dönüştürüyoruz gençler. 300 çarpı G10 olarak alacağız. F eş F yapacağız. Ya. F eşittir M'a olacak yani. G'yi koyamayız buraya. F çarpı X olması lazım. 3000. Buraya 3000 yazdık. Çarpı 20 metre yukarı çıkarttık gördüğünüz gibi. 20 bölü zaman. Zaman kaç dakikaymış? 2 dakika. Bunu neye çeviriyoruz? Saniye çeviriyoruz arkadaşlar. Watt'ı bulmamız için. 2 dakikada 120 saniyedir. Buraya da gel 120'yi koy. Gitti şut. Bununla bu gitti. 6 kaldı. 3000'i 6'ya böldük. 500. Bu nedir? Watt. Aa, bak şıklarda 500 var. Kilowatt'tır diyor bine bölmemiz lazım. Şimdi K ne demek? Bin demek değil mi? Benim kaç takipçim var? Bir K diyoruz mesela. K bin. O zaman bunu gel bine böl kilovata dönüştür. 0,5 olur demiş. şu sıfırlan şunlar gider. Şurada 2, 5 bölü 10, 1 bölü 2 yani 0, 5. Cevap Geçler, bazen de yolumuz sürtünmeli olabilir yani hiç kasmayın. Sürtünmeli düzlemde x noktasında durmakta kalan k cismine 50'lik kuvvet uygulanıyor. Y neye kadar etki ediyor? Şekil 2'de gibi olabilir. Bak şimdi ne kadarlık bir şey gitmiş arkadaşlar? 20 değil mi? 20 metrede ne kadarlık bir iş yapmış bizim kuvvet? 20 metre iş eşittir kuvvet çarpı yol. Ne kadar? 50 çarpı 20 yapıştırdık. 5 kere 2 10. 2 sıfır daha şutladık. 1000 jül. Normalde biz 1000 jül yapacakken 600 jül yapmışız. Demek ki burada 600 jül olması için 4000 Joule, 400 jülümüzün bir yerlere gitmesi lazım değil mi? Eksi 400. Nereye? Isıya dönüştü işte. Isıya dönüşen enerji de 400 jüldür diyorsun. Kilo Joule'dur diyor. Yine düşmüyoruz. 0,4. Onu yine 1000'e böldük. İşte olay bu. Burada da diyor ki enerji dönüştürülür değil mi? Bir elektrikli ış, ısıtıcının fişinin prize takıldıktan sonraki enerji. Şimdi elektrik enerjisini neye dönüştürdük arkadaşlar? Kimyasal enerji pil, akü gibi şeylerde bulunur. Isı enerjisine hemen dönüştürmez. Şimdi elektrik enerjisi neye dönüştü burada? ışık ve ısı enerjisine dönüştü. O zaman cevabımıza ne diyoruz? Adana diyoruz. Verilmiş serbest bırakıp yaya ulaştığında en fazla sıkışan yay hangisi olur diyor. Yaylar dikkat edersek özdeşmiş o zaman e, en çok enerjiyle gelen en fazla sıkıştırır değil mi? Bunun enerjisi kaç? 5. Bununki 4, bununki 1H, bununki 2, bununki de 3. Başka bir enerji şekli yok ki. MGH'ları dönüştüreceğiz 1 bölü 2Kx kareye. En çok bu sıkıştırır en yukarıdan bırakılan. Değil mi? Z mantıken de yapılabilecek bir soru. Burada da yine bize diyor ki arkadaşlar... Güneş görseli e, kullanarak yapılan bir turla e, sıralamasında... Iskiyenin hareketinin sulama da çok faydası görülmüş. Tarla sulamasında olacak burası. Ne yazıyor ya burada? Güneş görseli yapılan bir... Güneş görseli kullanılarak yapılan... Bir, ya Buralara takılmayın. Bu sulamadaki enerji dönüşümü... Arkadaşlar güneş enerjisi kullanılarak tamam mı? Güneş görseli falan yazılmış ama... Güneş enerjisi kullanacağız. Güneş enerjisini öncelikli olarak elektriğe dönüştürmemiz lazım... Elektrikten sonra da hareket enerjisine dönüştürmemiz lazım. Biz ona mekanik enerji deriz. Tamam. Mekanik harekete geçmesi için şu fıskiyenin ne olmasa elektrik gelmesi lazım. Güneş elektriğe dönüşüyor. Elektrik mekaniğe dönüşüyor. Bu da enerji dönüşümüdür. Şimdi 2019 TET'de böyle bir soru çıkmış arkadaşlar. Diyor ki eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada... ...her birinin kütlesi diyor 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını... ...10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı. Elimizde ne var o zaman? Bir kütle var. Yani ağırlık. Yani bir kuvvet. Bir e, yükseklik var x. O zaman ne yapıyoruz biz? Bunu belli bir yüksekliğe çıkarttığımızda iş yapıyoruz ama en kısa sürede diyor. O zaman bölü t yaptığımızda ne karşımıza çıkıyor? Güç. O zaman biz hangi niceliği dikkate alarak kazanını belirleyeceğiz? Yapılan işe değil. Hepsi aynı işi yapacak. Hepsi aynı yüksekliğe çıkartacak. Bu gittik. Güç. İşte cevap denizli. Soru bu ya. Bu kadar. Bak az önceki çözdüğümüz sorulardan çok büyük bir farkı var mı? Yok. Dikkat. 2021 TYT'de böyle bir soru geldi. Diyor ki ev aletlerinin güçleri hemen geldim. P. Çalışma süresi T. Biz neyi biliyoruz? P ne demek? Güç demek. Birim zamanda yapılan iş demek. Şimdi V work yani iş eşittir. P çarpı T çıkar. Bak burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda. Ne demiştik az önce? Dikkat ederseniz bir sistemde şöyle bir kuvvet uyguladığımızda bu cisime kuvvet uygulanca ne oluyor? Hız kazanıyor. Yani hız kazanca da neyi değişiyor? Kinetik enerjisi değişiyor değil mi? Enerji bak. Kinetik enerji yapılan işe eşit işte. Bu enerjisindeki değişim kinetik enerjisindeki değişim işe eşit. Burada da aynı mantık. O zaman iş yerine biz enerji değişimi yaz, yazabiliriz. P çarpı T. O zaman ne yapacağız? Güçle zamanı çarpıp enerji bulacağız. Aslında adam çocuklar demiş ki şu iki sayıları birbirleriyle çarpın. Sonuçlarının büyüklüklerini sıralayın. Bu kadar. Mantığı bilirsen bu. 1500 çarpı 2, 02, 300. 8 kere 7, 56, 560. 100 kere 6, 600. En büyük kim çıktı? Baba M. Ondan sonra kim geliyor? L. Ondan sonra da K en az. M, L, K şeklinde bir sıralama yapıyorsun. Cevabı Bolu diyorsun. Yapıştırıp geçiyorsun. Bir yıl çıkmış bir yıl çıkmamış arkadaşlar. Ee, dikkat etmemiz gereken küçük noktalar var. Küçük detaylar var. Onları bildiğimiz zaman hiçbir soru kaçırmazsınız yani. Hepinize başarılar diliyorum.